Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Efendim günaydın sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili izleyenlerim. Bir yoğun bir muamma başladı, devam ediyor sevgili izleyenlerim. Bazı şeyleri ön hazırlık olarak hazırladım burada. Burada yine bir çorba hazırlayacağız sevgili izleyenlerim. Yoğurdumuz var, bulgurumuz var, soğanımız var, nanemiz var, unumuz var, yumurta var, yeteri kadar yağımız, tuzumuz var. Burada da efendim neyimiz var? Tabii ki güzel bir çorba hazırlayacağız. Çorbanın suyunu da bırakalım, o da bir taraftan kaynasın sevgili izleyenlerim. Biz de yine kayısı ile devam edeceğiz. Kayısının iyice kıvama gelmesi gerekiyor. Kıvama geldikten sonra zaten onu kullanacaksınız. Şuradan hemen bir tencerenin içerisine kaynar suyumuz var mı? Canerim neredesin sen? Hiç yardım etmiyorsun. Evet, şöyle hemen biraz kaynar su bırakalım. Üstünü daha sonra doldururuz. O çorbamızı da hazırlayacağız. Tabii ki çorbayı sevgili izleyenlerim nasıl hazırlayacağız, neyle hazırlayacağız onu da bahsedeceğim. Birbirlerine karışmaması için tarifin. Onun için evvela oradaki tenceremizin içerisine yeteri kadar suyu bıraktıktan sonra sıcak ve soğuk fark etmez, nasıl olsa kaynayacak. Kaynamaya başladıktan itibaren bir su bardağı bulguru, pilavlık bulgur olmak kaydıyla ilave ediyorsunuz. Evet, pilavlık bulguru ilave ettikten sonra bulguru 30 dakika civarında kaynatıyorsunuz. Bulgurun iyice pişmesini sağlıyorsunuz. Bulgurunuzu piştikten sonra, sevgili izleyenlerim, ondan sonra daha sonra içerisine ilave edeceğimiz malzemelerimiz vardır. Nedir malzemelerimiz? Tabii ki piştikten sonra ona yapacağımız bir sosumuz vardır. Bir soğanımız vardır. Yemeklik doğrayacağız. Doğradıktan sonra tavanın içerisinde soteleyeceğiz. Minnacık minnacık doğradıktan sonra onun içerisine birazcık kuru nane, birazcık pul biber ilave ettikten sonra ocaktan alıyorsunuz ve daha sonra beklemeye alıyorsunuz. Öbür tarafta iki yumurtanın sarısı, efendim iyice çırpıyorsunuz. Bir bardak süzme yoğurtla beraber içerisine bir kaşık unu ilave ettikten sonra biraz sulandırıyorsunuz suyla ve onu çorbanızın içerisine ilave edip kaynamaya başladıktan itibaren ocaktan alıyorsunuz ve daha sonra onun üzerine anuk dediğimiz sosu ilave ediyorsunuz. Anuk diyoruz Anadolu'da. Anuk dediğimiz sosu ilave ediyorsunuz ve ondan sonra çorbanızı da servis ediyorsunuz sevgili izleyenlerim. Evet, çorbanın içerisine şöyle bu şeyi, bulgurumuzu ilave edelim. Oraya da bir kaşık getirelim. Onu da zaman zaman karıştıracağız sevgili izleyenlerim. Tabii ki bunların hepsini sizler için Nazım Usta'nız hazırlıyor sevgili izleyenlerim. Gülüm benim, gülüm benim, gülüm benim, gülüm benim, gülüm benim. Evet, şimdi efendim pidelerimizin bir tepsisini fırından aldık. İkinci bir tepsimizi de fırına verdik. Şimdi tabii birinci tepsimizin üzerine sadece yumurta sürdük. İkinci tepsimizin üzerine de yumurtayı sürdükten sonra efendim üzerine birazcık susam ilave ettik. O arada tatlılarımızı da buzdolabına efendim beklemeye aldık. Şimdi çorbamızın gerekli işlemlerini hazırlayalım. Nedir? Evet. Yeteri kadar yağımızı, yani 2-3 yemek kaşığı kadar yağı tavaya bırakıyorsunuz ve daha sonra bir adet küçük soğan, gördüğünüz gibi minnacık minnacık doğruyorsunuz. Doğramış olduğunuz bu soğanlar tabii ki o yağda soteleme usulüyle özelliklerini iyice kaybedecek. Böyle diri kalmayacak. Hele biraz da karamelize olunca daha hoş olur sevgili izleyenlerim. Ve ondan sonra da bunun içerisine ocaktan aldıktan sonra kurutulmuş nane ve nanenin haricinde de efendime söyleyeyim, şu ellerimi yıkayım. Nanenin haricinde de pul biberini ilave ediyorsunuz. İlave ettikten sonra da efendim iyice karıştırıyorsunuz. Karıştırdıktan sonra da
onu çorbamızın üzerine ilave ediyorsunuz. Şimdi çorbamızın sosunu bir hazırlayalım. Çırpma telini bulabilirsem, tabii ki çırpma teli nerede? Yok burada. Efendim çırpma telimiz, şöyle alalım çırpma telimizi. Oradaki malzemelerimizle de bir sos hazırlayalım. Hazırlamış olduğumuz sosla bakalım neler olacak. Şimdi şöyle alalım. Burada efendim yoğurt var. Süzme yoğurdumuz. Yoğurdu bir tane şöyle kasenin içerisine bıraktık. Bugün bir aksilik var, şöyle dolaşıyor yavaş yavaş. Bıraktıktan sonra sevgili izleyenlerim, 2 adet burada yumurta var. Yumurtanın yumurtayı kırdıktan sonra beyazını ve sarısını olmak kaydıyla 2 eşit parçaya ayırıyorsunuz. Şöyle ben beyazlarını hep kullanırım, böyle saklarım efendim. Şöyle yoğurtla yumurtanın sarısını iyice çırpıyorsunuz. Çırptıktan sonra gördüğünüz gibi bunun içerisine bir kaşık unu da ilave ediyorsunuz. Unu da karıştırıyorsunuz. Tabii ki bezeler oluşmaması için. Şimdi bunu biraz soğuk su ilave edeceğim. Bunun kıvama gelmesini sağlayacağım. Ve kıvama geldikten sonra da sevgili izleyenlerim, kıvama da geldikten sonra uçar bu, gider. Durmaz burada, ben biliyorum. Şöyle dursun. Şunları biraz soğuk su alıp geleyim. Efendim ve ondan sonra da evet, soğuk suyumuzu da ilave ediyorsunuz. Bunları biraz sulandırıyorsunuz. Sulandırdıktan sonra sevgili izleyenlerim şöyle tabii ki tam kıvama getiriyorsunuz. Kıvama geldikten sonra beklemeye alıyorsunuz. Bu da kuru fasulye neydi ya? Efendim çorbanız piştikten sonra, yani bulgurlar piştikten sonra bakacaksınız. Onun içerisine ilave ediyorsunuz. Çorbanın tabii ki bulgurlara bakmanız gerekiyor. Bulgurlar da pişmişse piştikten sonra ilave ediyorsunuz. Zaten karıştırdığınız zaman şöyle sert, yumuşak pişip pişmediğini anlarsınız. Yani karıştırdığınız kaşıkla ve içerisine yeteri kadar tuzumuzu da ilave edelim. Tuzumuzu da ilave ettik. Sırada ne var? Hepsini hazırlayacağız. Sevgili izleyenlerim, sosumuz, terbiyemiz burada. Nanemiz, pul biberimiz burada. Bunlar burada. Şimdi çorbamızın sosunu bir hazırlayalım. Çırpma telini bulabilirsem. Tabii ki çırpma teli nerede? Yok burada. Efendim çırpma telimiz, şöyle alalım çırpma telimizi. Oradaki malzemelerimizle de bir sos hazırlayalım. Hazırlamış olduğumuz sosla bakalım neler olacak. Şimdi şöyle alalım. Burada efendim yoğurt var. Süzme yoğurdumuz. Yoğurdu bir tane şöyle kasenin içerisine bıraktık. Bugün bir aksilik var, şöyle dolaşıyor yavaş yavaş. Bıraktıktan sonra sevgili izleyenlerim, 2 adet burada yumurta var. Yumurtanın yumurtayı kırdıktan sonra beyazını ve sarısını olmak kaydıyla 2 eşit parçaya ayırıyorsunuz. Şöyle ben beyazlarını hep kullanırım, böyle saklarım efendim. Şöyle yoğurtla yumurtanın sarısını iyice çırpıyorsunuz. Çırptıktan sonra gördüğünüz gibi bunun içerisine bir kaşık unu da ilave ediyorsunuz. Unu da karıştırıyorsunuz. Tabii ki bezeler oluşmaması için. Şimdi bunu biraz soğuk su ilave edeceğim. Bunun kıvama gelmesini sağlayacağım. Ve kıvama geldikten sonra da sevgili izleyenlerim, kıvama da geldikten sonra uçar bu, gider. Durmaz burada, ben biliyorum. Şöyle dursun. Şunları biraz soğuk su alıp geleyim. Efendim ve ondan sonra da evet, soğuk suyumuzu da ilave ediyorsunuz. Bunları biraz sulandırıyorsunuz. Sulandırdıktan sonra sevgili izleyenlerim şöyle tabii ki tam kıvama getiriyorsunuz. Kıvama geldikten sonra beklemeye alıyorsunuz. Bu da kuru fasulye neydi ya? Efendim çorbanız piştikten sonra, yani bulgurlar piştikten sonra bakacaksınız. Onun içerisine ilave ediyorsunuz.
Çorbanın tabii ki bulgurlara bakmanız gerekiyor. Bulgurlar da pişmişse piştikten sonra ilave ediyorsunuz. Zaten karıştırdığınız zaman şöyle sert, yumuşak pişip pişmediğini anlarsınız. Yani karıştırdığınız kaşıkla ve içerisine yeteri kadar tuzumuzu da ilave edelim. Tuzumuzu da ilave ettik. Sırada ne var? Hepsini hazırlayacağız. Sevgili izleyenlerim, sosumuz, terbiyemiz burada. Nanemiz, pul biberimiz burada. Bunlar burada. Tekrar ellerimi şöyle bir yıkayıp geliyorum. Ve ondan sonra da yukarıdan kaymak gönderdi İsmet abimiz. O kaymakla da evet, tabii ki buradaki pidelerimiz daha kabarık olacak sevgili izleyenlerim. Zaten arkadaşlarım ekrana getirirse sizler de görebilirsiniz bu tatlıyı. Şöyle, evet, bakın soğanımız biraz daha özelliğini kaybetmesi gerekiyor. Şunları tekrar alalım şöyle. Elim altını bir boşaltalım. Çorbamızın kaynadığını görüyoruz. Yani bulgurların piştiğini. Bulgurlar piştikten sonra terbiyesinin içerisine ilave ediyorsunuz. Şöyle kesilmeyecek bir şekilde ilave ettikten sonra azıcık fokurdamasını alıyorsunuz. Çok özel bir Anadolu çorbasıdır sevgili izleyenlerim. Bunları tabii ki farklı farklı malzemelerle bu çeşit, bu tarz yemekler, çorbalar hazırlanabiliyor. Onun için evet, biraz daha bunun içerisinde sos kalmış. Onlar da kalmasın. Az daha yakacağız. Az daha yakacağız. Şöyle şunları da alalım. Bunları da aldıktan sonra evet, çorbamız hazır sevgili izleyenlerim. Çorba hazır. Çorba bir kaldı sosu. Yani Anadolu'da dediğimiz iş nedir? Anuk derler. Anuk, anuk. Anadolu işi anuk kaldı. Efendim, ocaktan alıyorsunuz pul biberi, naneyi ilave ediyorsunuz. Ve ondan sonra da sevgili izleyenlerim yanmasını sağlıyorsunuz. Şöyle ateş, ocağı kapatmış vaziyetteyiz. Çünkü nanenin birazcık şöyle kokusunu almamız gerekiyor. Evet, nanenin biraz kokusunu almamız gerekiyor sevgili izleyenlerim. Şöyle ocağın ısısından faydalanıyorum. Çünkü alevli bir ocak değil. Tamamen elektrikli ve kapatmışım. Efendim şöyle bunları hazırladıktan sonra lezzet uzmanı Nazım Usta'nız burada sizler için bu güzel çorbaları, bu güzel tarifleri, bu güzel... Bir pideyi gör bakayım, pideyi. Fırına bir gel. Bir fırına gel bakayım. Bakın sevgili izleyenlerim. Yani ne dedik? Birinci tepsiden sonra ikinci tepsinin şöyle şeyine bakın, şekline bakın nasıl kabardılar hamurlar, görüyorsunuz. Evet, şimdi gel gelelim. Gülom gel, gel bakalım. Şöyle çorbamızın içerisine anığı da verdikten sonra sevgili izleyenlerim tabii ki şöyle karıştırıyorsunuz. Efendime söyleyeyim, afiyet olsun diyorsunuz. Şunları şöyle alalım. Bakalım şimdi bir tane kase bulabilecek miyiz? Bir kase alalım. Bir kepçe alalım. Bir çorba hazırlayalım. Sevgili izleyenlerim, çorbamızı da hazırlayalım. Bakalım, evet, pidelerimiz, çorbamız, tatlımız. Çok özel ve güzel bir çorbadır. Her zaman hazırlayacağınız, her zaman pişirebileceğiniz, tabii ki mutfağınızda bulunan o güzelim Anadolu malzemesiyle hazırlayacağınız bu güzelim çorba. Çorbayı da şöyle alalım. Efendim, yine geldik bir programımızın sonuna. Sürçülisan ettiysek affola sevgili izleyenlerim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.